Evet, şu anda Odessa'da Olovna istasyonundan bindik. Yalnız biraz heyecanlı bir süreç oldu. Çünkü ben yarım saat geç diye biliyordum. Yani yarım saat daha var diye biliyordum. Meğerse yokmuş. Neyse, geldiğimizde yaklaşık 10 dakika vardı çıkmamıza. Bilet kuyruğu da çok fazlaydı. Acaba yetişebileceğiz mi, yetişemeyeceğiz mi derken vesaire. Veznedeki kadını da bayağı bir azarladı zaten. Ondan sonra önümüzdeki bayağı bir kuyruk vardı. Ben direkt kuyruğun önüne girdim zaten, dedim böyle böyle bir durum var falan diye. Kadın tabii dinlemedi hiç ve saçma sapan böyle azarladı. Neyse, ondan sonra Allah'tan mobil bitmiş kartım olduğum aklıma geldi. Hemen trene koştuk ve onunla sorun olmadık şekilde bindik ama o yarım saat yanlış bakmanın şeyini bayağı heyecanlı bir şekilde yaşadık. Neyse, şimdi gidiyoruz. Kiev'e doğru gidiyoruz. Yarın sabah saat 8'de inşallah orada uyanacağız. Çekemedim ben Holovna istasyonunu ama dönüşte çekeceğim. Sonuçta döneceğiz. O zaman çekeceğim. Daha detaylıca anlatacağım. Gece görüntüsü gayet güzeldi, iyiydi yani. Onları da göstereceğim size. Deneyimlerimi ilerleyen dakikalarda paylaşacağım. Şu anda hala istasyondayız. Çıkmadık. Şöyle bir gösterirsem size. Acaba gözüküyor mu? Gözükmüyor şu anda. Hiçbir şey gözükmüyor tabii. Gösteremiyorum yani, bir şey gözükmüyor açıkçası. Benim şu anda bulunduğum kompartman bu şekilde, böyle dörtlü bir yatma düzeni var. Böyle göstereyim size de, siz de bakın. Bakın, iki tane üstte, iki tane altta olmak üzere böyle bir kompartman sistemi var. Yalnız bu şuralarda bavul koyma yerleri var ve ekstradan battaniyeler falan var. Ya bunları kullanacağımızı hiç düşünmüyorum. Oldukça sıcak zaten yani. Şöyle ki, şimdi 3 seçenek var treni kullanırken. Bunlardan bir tanesi sadece koltuklar var. Arkaya doğru yatıyor. Öyle gelebiliyorsunuz. İkincisi 4 kompartman var. Şu anda benim olduğum. 2600. Bir de sadece ikili kompartmanlar, yani altlı üst değil, birer tane yatak var toplamda, iki tane. Onlar first class oluyor, bizimki ise second class şu anda. Arada iki katın ve birazcık daha fazlasında bir fiyat farkı var. Ben Odessa'dan Kiev'e iniş gelişi 150 liraya aldım. Biliyorsa oldukça ekonomik. Çok da rahat, hiçbir sıkıntı yok. Herkesin kendine ait bir ışığı var. Bavulları koyabileceğimiz yerler var. Herkese temiz, ayrı ayrı olaraktan battaniye, yastık kapı, havlu vesaire açılıyor. Lavabo var, tuvalet var. Hani onlarla ilgili de bir sıkıntı da yok. Çok sesli bir tren değil. Dolayısıyla çok da rahatsız etmiyor. Ama etrafın hani görülebilmesini isterdim. Tabii ki gece yolculuğu yaptığım için göremiyorum. Ama konforu kötü değil. Fakat burada önemli olan şey şu. Biletleri önceden almanız lazım. Yani Ukrayna'ya gidecekseniz ve bu hattı kullanacaksınız ya da başka hatları kullanacaksınız fark etmez. Önceden almanız gerekiyor. Yani ben biletime, işte uçak biletime 2 hafta var. Nasılsa alırım, önemli değil demeyin. Ben 1,5 ay önceden aldım. Dolayısıyla da ve tükeniyordu, öyle söyleyeyim size. Tükeniyordu. Bundan dolayı da buna dikkat edin de. Aynı bizim Doğu Ekspresi gibi oldukça revaçta olan bir parktur, bir rota burası da. Sadece Odessa-Kiev arasını demiyorum, bütün şeyler böyle. Rotalar böyle. Bundan dolayı da öncesini de aldım.
sonrasında mağduriyet yaşamayın ve her gün gidiş gelişiyor. Yani bugün gittiyseniz yarın döneceğiniz diye bir şey yok. Yarın sefer olmayabilir, daha üç gün de olmayabilir, üç gün sonra olabilir. Bunlara bakın, ona göre seyahat planlamanızı yapın ve önceden biletinizi alın. Şimdi ben gece olduğu için artık uyuyacağım. Hani çok fazla bir şey de yok açıkçası anlatacağım. O yüzden sabah Kiev'de uyanacağız. Kiev Garı ile beraber yeni bir videoya başlayacağım. Şimdilik herkese iyi geceler, hoşçakalın. Evet, günaydın arkadaşlar. Şimdi sabah 7'yi çeyrek geçiyor. Kiev'e geldik. Yaklaşık 9 saatlik bir yolculuk. Şimdi Kiev'deyiz. Şöyle söyleyeyim. Açıkçası hani ilk kez bu kadar uzun süreli bir tren seyahatindeydim. Dolayısıyla acaba uyuyabileceğim mi, uyuyamayacağım mı? Aslında uykuyla pek sorunum yoktu ama sonuçta trenin devamlı hareket halinde ve sürekli bir titreşim halinde. Bak tam tersi Latin grubunda yani çok da güzel oldu. Hiçbir sıkıntı da çekmedi. Ara ara böyle uyandım, etap falan baktım. Gayet zevkliydi. Şimdi Kiev'e geldik. Buradan şehre dalacağız. Tavsiye ediyorum bu yolculuğu. Hiç sıkıntı olmadı. Bir tek birazcık işte lavabo, tuvalet bekleme sorunumuz oluyor gittiğimiz zaman. O da sabah zaten. Normalde gün içerisinde pek sıkıntı yaşamıyoruz. Seyahat esnasında ama sabah bir yoğunluk oluyor. Şimdi şehre dağılacağız, okula gideceğiz, yerleşeceğiz, bir kahvaltı edeceğiz, yine çekimlere devam edeceğim. Kısacası Odessa, Kiev arasındaki tren yolculuğunu öneriyorum size. Tekrardan görüşeceğiz. Evet, şimdi çıkıyoruz. Eşyaları aldık. Kiev'e. Bakalım bizi nasıl bir şehri bekliyor. Evet, Kiev'deyiz. Şimdi bugün yağmurlu diyordu hava. Fakat saat 3'e kadar. O da çok şiddetli değil. Sonrasında açacak gösteriyor. Şu anda da aşırı bir serinlik yok. Dün Odessa'da 23-24 dereceydi. Gayet iyiydi. Burada pek sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tren şöyle bir tren. Benim trenim 9 vagonluydu sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam. İnternetten satın aldım ben. Yaklaşık 1-1,5 ay önce söylemiştim bunu. Bunun linkini de zaten videonun altında paylaşacağım. Odessa ve Kiev rehberimle de paylaşacağım bunu. Oldukça basit. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gidiş geliş alıyorsunuz. Evet. Kiev. Merhaba. Şimdi buradan otele doğru gideceğiz. Rahatsız edici bir yolculuk olmadı. Uyudum yani. Biz buradan bir Uber yapıp şimdi otelimize doğru gidelim. Sonrasında çekimlerimize devam edelim.